Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed, kanalıma hoş geldiniz. Büyük Sebek'te Age of Star 2'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Age of Star 2'de Türkiye ile 2. Dünya Savaşı senaryosu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala bir video like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Hatırlarsan en son arkadaşlar Perslerle savaşmıştık. Büyük bir savaş. Türkiye olarak anasını satayım, dünyayı ele geçirdik. Nazi şu anda bizim önümüzdeki tek engel. Sovyet ve Nazi bundan ikisiyle arkadaşlar aramızı iyi tutuyoruz. Ve saldırmazlık paklarımızı hiç aksatmıyoruz. İnşallah hiç aksatmayacağız. Çay İsmail bana demiş ki arkadaşlar, Fransa'nın şu Suriye'de olan topraklarını al. Bence öyle ya, ben de öyle yapmayı planlıyorum. Çünkü Fransa zaten 40 yapar. 79 binlik bir ekonomiye sahip. Belki de ultimatum göndererek alabilir miyim bilmiyorum. Anasını sattıklarını zaten Çin Cumhuriyeti ile savaşlarlarmış arkadaşlar. Yani ben almasam illaki bu Suriye'yi Çin Cumhuriyeti falan alacak arkadaşlar. O zaman biz hemen elimizdeki fırsatı kaçırmayalım arkadaşlar. Fransa'nın şu Suriye'de olan topraklarını alalım. Neymiş bu? İngiliz Katar kolonisi arkadaşlar savaştaymış ve benden askeri erişim istiyor. O da kime karşı? Nazi'ye karşı. Ben Nazi'ye karşı size askeri erişim vermem. Nazi benimle ilişkisi düşer çünkü. Evet arkadaşlar, ordularımızı dizdik görmüş olduğunuz gibi. Hemen şuradan bir puanımız gelmiş. Onu hemen ordu bakımına verelim. Ve arkadaşlar Fransız Suriye'sine savaşımızı ilan ediyoruz. İsrail gelmeyecek tabii ki de. Fransa isterse gelsin isterse gelmesin arkadaşlar. Beni hiç ilgilendirmiyor. Gelirse iyi olmaz. Ben Nazi'ye yaklaşmak istemediğim için. Neden yaklaştık anasını satayım. Ne kadar yaklaşmayacaksak artık. Tamamdır arkadaşlar, Fransız Suriye'sini aldım ve ne oluyormuş, Fransa bana mı geliyor? Hayır. Peki Fransa'nın Afrika'da olan topraklarını alabilir miyim? Zaten bu özgür bir medeniyet oldu. Bakalım başka ne varmış, başka da özgür bir medeniyet yok herhalde Fransa'nın. Tamamdır, buraya aldık, yeterli bizim için. Hiç Afrika'ya uzanmaya gerek yoktur, anasını satayım, şuna bakın. Bari barışımızı yapalım arkadaşlar biz. Barışı kabul ettiler ama yine savaştayım ben. Kiminle lan? Fransız Çin dinisine anasını sat. Sen kimsin? Tamamdır arkadaşlar, barışımızı yaptık. Şu anda hiç kimseyle savaşta değiliz. Fransız Suriye'sinde arkadaşlar aldık. Bu şekilde tam 100 bin ordumuz oldu arkadaşlar. Asimile yapacağız bu arada. Çok iyi arkadaşlar, bir an Nazi'yle saldırmazlık paktım kabul etmedi. Benim askeri erişim istiyor her ikisi de, hem Nazi'ye hem İngilizler. Sovyet de kabul etmedi anasını satayım. Bir yandan biz arkadaşlar Sovyetlerle sadece saldırmazlık paktı imzalamak istiyorum. Kabul ettiler, çok iyi. Savunma paktı kabul etmediler ama saldırmazlık paktı da iyidir. Şu anda arkadaşlar İngilizlerin bizim topraklarımızın üzerinde kaç tane kolonisi var onları bir öğrenmemiz gerekiyor. Şurada bir adet var İngiliz Somalisi, burada bir adet var, burada bir adet var, burada bir adet var ve burada bir adet olmak üzere bayağı bir kolonisi var. Bunları almak istiyorum ben şahsen. İngiltere zaten güçlü bir medeniyet halinde değil. Değil anasını satayım, İngiltere güçlü bile. Denemeyelim biz, en iyisi boş verin. Biz Umman'ı alalım, Yemen'i alalım. Gidelim. Hatta ne Umman Yemen'i, biz boşuna vaktimizi harcamayalım anasını satayım. Afganistan'a giderim, Belucistan'a giderim. Yok, buna gidemiyorum. Tamam, şu Arap Yarımadası'nı ben bir toparlayalım diyorum. Hadi gel. Şuraya bir 60 bin ordu gönderdim arkadaşlar. Buraya 10 bin, buraya 3 bin, 30 bin olmak üzere. Hatta şuraya tam bir 20 yapalım, tamam. Umman'ı buradan saldıracağız arkadaşlar, Umman'a. Umman buradan bize gelebilir mi emin değilim. Biz yine de şey yapacağız. İlk başta Umman'a savaş ilan edeceğim. Umman'ı aldık arkadaşlar. Hemen buradan Yemen'e de savaş ilan ederek Yemen'i de alıyoruz. Yemen'e de aldık arkadaşlar. Hem Umman'ı hem Yemen gayet güzel oldu bizim için. İkisiyle de hemen barış yapıyoruz ve topraklarımızı bayağı bir genişletiyoruz yani. Ben buradan bunu söyleyeyim size. Tamam. Bu arkadaşlar İngilizlerden nasıl, ne zaman siz ayrılacaksınız? Bakın, İngiliz Somalisi artık özgürmüş, çok iyi. Fransız Cibuti'si var. İtalyan Doğu Afrika'sı. Bu da ayrılmış. Britanya Mısır'ı, Mısır Krallığı. Belçika direkt kendisi var burada, anasını satayım. Bu İtalyan Doğu Afrika'sını alabilirim arkadaşlar, aslında gayet güzel olur bizim için. Hem ekonomisi de gayet iyi. Toprak bakımından da gayet büyük bir toprak olduğu için bizi büyük gösterir bence. Evet arkadaşlar, şu İtalyan Doğu Afrika'sını alacağım. Oradan zaten bana hiç kimse saldıramaz. Britanya, Mısır'ı saldıramaz. İngilizler zaten bana saldıramazlar. Benimle aynı güçteler. Hatta ben kendilerinden daha güçlüyüm. Ben yalnız başımayım. Benim hiçbir vasalım yok. Şeyi saymazsak İngiltere'yi. İsrail'i pardon. İsrail Mami'nin isteğiydi arkadaşlar. O yüzden yani benim isteğim değildi İsrail. Tamamdır arkadaşlar. Hastalıktan öldükleri için bayağı bir şey istiyor arkadaşlar.
Asimile onları yapmayacağım. Hemen şuradan İtalyan Doğu Afrika'sına saldırdım. Ve şuraya o az gönder oraya. Orası azdır muhtemelen. Şuraya gönder. Buraya gönder. O ananı satayım. Bunu da buraya gönder. Haydi bakalım arkadaşlar nasıl. Hızlı bir şekilde muhtemelen bitireceğimizi kararlıyım ben. Evet arkadaşlar, İtalyan Doğu Afrika'sını komple aldık. Gayet de güzel bir toprak yani. Bayağı da güçlüydü kendisi. Beni biraz uğraştırdı. Ben biraz geri zekalılığım olduğu için beni biraz uğraştırdı. Yoksa beni uğraştıramazdı. Benim ordumu aldı anasını satayım. Alın lan bunu. Bundan bir bok olmaz ya. Güzel. Hemen asimilemizi yapalım. Şu anda arkadaşlar aşırı derecede güçlü olduğumuz için buradan hemen Fransız Cibuti'si ve İngiliz Somali'sini de alarak gayet de güzel bir toprak alımı yapmayı planlıyorum. Evet, bir toprak kaldı, ona 10.000 ordu götüremedik. Ona ben bir 5.000 ordu göndereyim. Ananı satayım. Güzel. Hemen arkadaşlar hem Fransız Cibuti'si, İngiliz Kuveyt kolonisini amına koyayım. Hayır. Fransa'ya savaş açarsam şey gelecek, İngilizler gelecek. Şu anda o riski almayalım diyorum ben. Şey yapalım, biz direkt şu şeye saldıralım. Çünkü İngilizlerle ayrılan bir koloni var, Somali. Ona saldıralım. Tamam, güzel, bunu aldık. İngilizlerle şu anda bu bölümde savaşmak istemiyorum. İstesem savaşırım ama uzun süre, bölüm bayağı uzun süre. Zaten bölüm geldi bayağı uzun oldu yani bölüm. Onu bir sonraki bölüm full İngilizlerle savaşarak yapabiliriz. Bence öyle yapalım. Şimdi bu bölümde çok fazla bir şey yapmayalım diyorum ben. Hatta şu şekilde yapalım. Tam bir... Arkadaşlar şu anda biz 100.000 orduyla başladık ve 70.000 orduyla bitiriyoruz bu bölümü. Gayet de güzel toprak alımı yaptım. Şimdi bana kötü demeyin anasını satayım. Etiyopya'yı aldım. Somali'yi aldım. Başka ne vardı burada hatırlamıyorum. Ya Etiyopya zaten sadece var burada. Şeyi aldım, Yemen'i, Umman'ı falan aldım. Fransa'ya aldım bu arada Suriye topraklarını. Bir sonraki bölümde artık kime saldırırız bilmiyorum. Direkt Fransa'nın kendisine mi? Yoksa İngilizlerle büyük bir savaşa mı gireceğiz? Orası artık size kalmış bir şey. Size kalmış. Ananın Francis Franco. Evet, Franco. Neyse. Arkadaşlar siz bir sonraki bölümde şey yapın. Karar verin. Fransa mı, İngiltere mi, yoksa İspanya mı? Bence o şekilde yapalım. Bunların üçünden birisi olabilir. Nazi demeyin. Nazi savaşamam. Sovyet de olmaz. İngiltere, Fransa ya da İspanya. Bunların üçünden birisi arkadaşlar. Asimile yapmayı unutmuşuz bu arada. Ben asimile yapalım, tamamdır. Bu bölümün burada sonuna geldim ama arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.